Merhaba sevgili kova burçları, yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin hayırlısını ve güzelini nasip etsin dileklerimle. Bugün kova burcu için bakım yapacağız. Hem kahve hem tarot. 1-15 Haziran bakacağız. Bakalım 1-15 Haziran'da kova ve yükselen kovaları neler bekliyor, ne gibi enerjiler var. Öncelikle her zaman olduğu gibi bir enerji kartlarımızla başlayalım. Kova, yükselen kova, 1-15 Haziran. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor sizi sevgili kovalar. Haydi bakalım. Evet, şunları kenara bırakıyorum. Kartlarımızı seçelim. Sonra bakımımıza başlayalım canlar. Bu arada güzellerim benim. Sevgili kovalar, biliyorsunuz sizi çok severim. Mert kovalar. Kovalar çok çalışkan. 12 burcun en zeki ikinci sırasındadır. İlk sırada ikizler var, ikinci sırada kovalar var. Çalışkan ve zeki kovalar. Kanalıma lütfen abone olarak izlemenizi rica ediyorum canlarım. Çünkü emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum güzellerim. Onun dışında videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de bir yorum atarsanız tadından yenmez. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Kart nasıl kendini attı gördünüz mü? Çok güzel de bir kart bu. Evet, ikinci kanalımı da açtım biliyorsunuz. Nur Tarot 2. Herkes davetlidir. Nur Tarot 2'de aboneler toplanıp kanal bir oturduktan sonra canlı yayınlar yapacağız oradan. Beraber karşılıklı konuşmalar, görüşmeler, canlı yayın soru cevaplar ve canlı bakımlarımı oradan yapacağım. Bilginiz olsun. Onun dışında bu bir kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Her zaman güzel düşünelim, güzellikler bizi bulsun. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen kova ve yükselen kovalar ve herkes 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından bana yazabilirsiniz. Yardımcım Derya size her türlü bilgiyi verecek. Videoların alt kısmına Instagram adresimi ve WhatsApp iletişim numaramı etiketliyorum. 2 4 6 8 10. Ben de biliyorsunuz sayı 11'dir. 11 son kartı da aşağı çıkardım. Evet. Başka ne var? Bakımlarımı görüntülü yapıyorum. Ben WhatsApp görüntülü bakım yapıyorum. Bu benim tercihimdir. Lütfen tercih eden kişiler gelsin. Enerjisini alarak bakmayı severim ben insanlara. Öyle telefon başında işte ses kaydı at, onu yap bunu yap, ben böyle işlere uğraşamıyorum arkadaşlar. Birebir ben açık ve net bir insanım. İşte kovalar da açık ve net olduğu için kovaları onun için seviyorum ben. Oo, ne güzel kartlar çıkardı canım kovalar. Aha, bu kart da kendin attı, bunu çıkarmam lazım. Güzel, biraz öfkelidir kova, öfkelenmiş. Ama haklı mı? Ona bakacağız şimdi. Güzel kartlar çıkardı. Hayırlısı olsun inşallah hakkımızda. Gerçekten çok iddialı kartlar çıkartıyor sevgili kovalar. Hakkımızda her şeyin Rabbim güzel fırsatlar versin hepimize. Güzellikler versin hepimize. Kova başkaları için kötülük düşünen bir karakter değil. Çok kinci burçlarda değil. Biraz öfkeli burçlardır. Güçlü karakterlerdir kovalar. Gerçekten iş konusu olsun, bağımsızlık olsun ama zora gelemez. Zor nedir? Baskı yapmayacağım, baskıya gelemeyen özgür ruhlu burçlardır kovalar. Seviyorum kovaları. Bakalım nasıl bir enerji çıkardı? Merkür'ün enerjisini çıkardı canlarım. Merkür biliyorsunuz İkizlerin ve Başak Burcu'nun yönetici gezegenidir. İletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, sağlıkla ilgili konular. Sağlıkla ilgili konular diyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir enerji çıkardı. İletişim, haberleşme, araştırma,
Stoklama yani takipleşmeden bahsediyorum. Ceylan metaforunu çıkardı. Masum olan, nazik ve terbiyeli, mahzun, derdi anlaşılmayan. Yani diyor ki bazı sıkıntıların var. Ceylan'ın gözü dünyada en güzel gözlerden biridir. Ceylan ve eşek gözü. Bunu biliyor musunuz? En güzel göz eşek gözüdür. Ve Ceylan, bak sevdiğimiz kişilere Ceylan gözüm de deriz. Tabii şimdi isim olarak biraz kaba olabilir ama o da bir hayvandır ve dünyanın en güzel, en kibar su içen hayvanı da eşektir. Bunu da size söyleyeyim. Bu nereden çıktı bilmiyorum. Böyle aklıma geldi yani. Evet, şimdi burada diyor ki canlarım benim. Hayatınızda olan olumsuzluklar ve bazı dertlerimiz vardır ya, bazı insanlar dert yanmayı çok sever, anlatmayı çok sever, içinde hiçbir şey tutmaz. Ama burada gösterdi, diyor ki o kadar nazik, o kadar terbiyeli ki gerçekten kovalar böyledir. Mahzun ve derdini anlatamayan, içinde tutan, kimseye belli etmez yani, bunu gösteriyor. Böyle bir enerji gelişinden bahsediyorum. Haydi bakalım, bakımımıza geçelim canlarım. Gül Kralı, bu direkt nokta atışı, ayın 6'sı. Biz şimdi 1-15 Haziran bakıyoruz. Ayın 6'sında yeni teklifler alabilirsin. Aşkla ilgili, duygusal hayatınla ilgili, sevgili kova ve yükselen kovalar. Aranızda kırgınlık, küslük olan kişiler varsa ayın 6'sı barışabilirsiniz. Aranızda yalnız olan kovalar varsa kesinlikle sizin kısmetinizde ve şansınızda sunum yapacak, aşka sunum yapacak birini gösteriyor. Bu o demek. Onun açıklamasını veriyor. Fırsat, yeni başlangıçlar, aşk hayatına yeni birinin geleceğini ve sağlam birinin gelişini veriyor. Çünkü Gül Kralı bir numaralı aşkla ilgili bir numaralı teklif. Bak görüyor musunuz? Elinde hazırladığı bir şey var. Bak görüyor musunuz? Şöyle tutayım size. Yani temiz teklifle gelecek, temiz duygularla şu enerjiyi görüyor musun? Yani hiçbir şekilde fırsat veya başka bir kullanım amaçlı bir şey düşünmeden direkt kalbiyle, gönlüyle gerçek bir geliş, bir adımdan bahsediyor net. İkinci kartta keza aynı şekilden bahsediyor. Plan ve projelerinle alakalı yaptığım planlar var diyor sevgili kova. Zamanlamaya bağlı. Belki ertelenmiş olabilir, belki zaman aşımına uğramış olabilir. Bu dönemde onun hayata geçmesi ve bu planınla alakalı bu ayın 3'ünü gösteriyor. Bak 3'ü 13 olabilir. Haziran 3 ve 13 arasındaki sürede yaptığım bu işle alakalı plan ve projeler ne kafanda ne tasarladıysan, neyi planladıysan planının üzerine harekete geçme ayın 3'ü ile 13 arasındaki süreyi veriyor. Ve bu seni rahatlatacak olan bir plandır. Hazırladığın planın hayata geçme süreci 3-13. Güzel. Evet, şimdi burada kova ve yükselen kova, özellikle hanım kovalardan bahsediyoruz. Dişil enerjilerden, dişil kovalardan bahsediyor, yükselen kovalardan. İkilemde kalma durumu var. Kararsızlık, beklenti içerisinde biraz psikolojik olarak gergin dönemler geçirdiğini gösteriyor. Buradaki onun karar vermesi gerekiyor. Bakın böyle bir şeyden bahsediyor. Onun hayatında zarar veren birisi olabilir. Ona psikolojik olarak gelen veya haksızlık yapmış olan birisi olabilir. Ve bu enerjiyi Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay enerjisinden gösteriyor. Şimdi kovaların burada aranızdaki problemler ve sıkıntıları özellikle Koç Aslan Yay yükselen Koç Aslan Yay, İkizler Kova Terazi yükselen İkizler Kova Terazi'den bahsediyor. Buradaki hanım kovalarımızı ve yükselen kova olan kişileri bir karar vermesi gerektiğinden bahsediyor ve bu kararı verme süreci 2-12'si arasındaki sürede hayatında olan bir problem varsa, onu gelen iş olabilir, aşk olabilir, genel baktığımız için genel konuşuyorum. Herhangi bir enerjiden kesinlikle kendini toparlaması ve bu durumdan çıkmak için güç toplayacağını ve kararını vereceğini gösteriyor. Çok sağlam ve güçlü bir kararla bitiş yapması gerekiyorsa bitiş yapacak. Onu ikilemde bırakıp ve onu psikolojik olarak yoran neyse ondan kurtulma gerektiğini kararına varacağını gösterir ve net kararlı olacak. Artık kovalar nasıldır biliyor musunuz? Çok geç kopar, çok mücadele eder ama koptuğu zaman geri dönmez kova. Evet, burada ne var?
Tılsım Şövalyesi çok güzel bir karttır. Tılsım Şövalyesi ne kadar yorulmuş olsa da bak kendi becerisiyle, kendi gücüyle ayağa kalkmasını bilen bir enerji veriyor. Bu da kovaya öz bir şeydir. Ve taahhüt kartından bahsediyor. Yükseliş, kendi çabalarınla, tırnaklarınla kazıdığın işinde yükseliş ve yeni adımlar atma. Ve burada bir imzalanmış taahhüt ne demek? Bu 1'i 11 arasındaki süreyi veriyor. Taahhüt ne varsa kafanda ve düşüncende çaba göstermek istediğin maksadına ulaşma. Taahhüt ediyorum diyor. Yani tasdikliyorum diyor olacağını. Bunu gösteriyor. İkinci bir açıklaması bir yerlere imza atma, mühür atma. Ev alabilirsin, işte evlenebilirsin işte ama bunu çoğunlukla şimdi bakarsak %70 olarak iş ve maddiyatla alakalı bir taahhütten bahsediyor. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Çok mükemmel bir karttı. Çok acayip güzel enerjiler çıkarmış. Sadece ilk başta çıkan o. Evet, bu dönem ne diyor? Ani bir haber alacağınızı gösteriyor. Ayın 8'inde beklemedik bir haberle bir kaygıya düşebilirsiniz diyor. Ve genel enerjilerden gelen bir haberden bahsediyor. Yani bu başka birinin haberidir. Senin haberin değil ama sana dokunacak bir haberle ilgili bir kaygıya. Bu sudan bahsediyor. Azize kartı yengeçin kartıdır ama biz genel olarak eğer hayatınızda bir yengeç burcu birisi varsa 8. Bak burada ayın üst üste iki kartı da ikisini de 8 vakit gösteriyor. Bak iki kart üst üste gelmiş ayın 8'ini gösteriyor. Şimdi biz dediğim gibi 1-15'i baktığımız için oradaki süreç içerisinde niyet çok önemlidir tarotta biliyorsunuz. Sürecimiz 1-15 olduğu için 8-1-15 aralığında bir tane 8 var. O da ayın 8'ini gösteriyor. Ayın 8'inde bak iki tür açıklamadan bahsediyorum. Başka birinden gelecek olan bir haber, duygusal hayatınızda burcu yengeç ve yükselen burcu yengeç olan birisi varsa ani bir beklemediğim bir haber alarak bir kaygıya düşebilirsin. Hani duygusal olarak onu düşünme ve ondan gelecek olan mesaj ve iletişim olacağını gösteriyor. Bu seni kaygıya sokabilecek. Kötü bir şey midir? Hayır, kötü bir şey değil ama kaygılanacaksın. Belki eskiden gelen bir haberle ilgili eskiye dönebilirsin veya kaygılanacağını gösteriyor. İkinci bir haber ise nedir? Burada bir dişil enerjiyi gösteriyor. Duygusal hayatınla ilgili. Sekizli vakitlerde eskiden kalan ve senin kafana takılı olan birisinden ani bir haber alacağını gösteriyor. Aşk hayatla bahsediyor. Çok güzel kupalarla alakalı gerçekten hayatınızda yengeç yükselen yengeç veya genel olarak su yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep olan kişiler varsa aşk hayatınızda kesinlikle onlarla muazzam bir enerji yakalayacağınızı ve güzel bir başlangıç tekrar yapacağınızı gösteriyor sevgili kova ve yükselen kovalar. Şimdi burada ne var? 9 ayın 9'u satranç oyunu mantıklı olman gerekiyor. Ayın 9'unda sana zarar vermek isteyen, sana kumpas kuran birilerini bak 3'ünde uğraşıyor sende. Ayın 3'ünde bir uğraş vereceğini gösteriyor. İş hayatında, genel hayatta seninle uğraşan insanlar. Ayın 3'ünde sana strateji uygulayan veya seni tongaya düşürmek isteyen insanlar var. Bunu ayın 9'unda açığa çıkacağını gösteriyor ve bunu sen açığa çıkaracağını gösteriyor. Ve burada sana hiçbir şey yapamazlar ama ayın 3'üne dikkat edin. Ben söyleyeyim de sizi uyarayım. Wow, çok güzel. Olağanüstü bir enerji geliyor. Genel anlamda gerçekten 1-15 arasında çok mükemmel enerjiler geliyor. Her fırsattan yararlanın. Bu enerjiler, güzellikler bak bir anda gelir arkadaşlar. Hepsi bir anda gelir. Bu geldiği zamanlamaya çok dikkat etmeniz lazım. Ve ben size zamanları zaten söylüyorum. Şimdi sevgili kovalar, aile bireylerinle bir araya gelme. Sanki bir araya gelip bak burada da aynı 8'ini gösterdi. Burada da aynı 8'ini gösteriyor. 5'i 8 arasındaki süre içerisinde ailenle bir araya gelip sanki bir konuyla ilgili bir konuşma yapacağınızı ve bir karar vereceğinizi gösteriyor. Aile bireyleri olabilir veya iş toplantısı olabilir. Bir toplantıdan bahsediyor. Ve bu toplantının üzerine topluluğun vereceği karardan bahsediyor. Ve çoğunluk senden yana sevgili kova ve yükselen kova.
Yükselişini ilan etme. Bak burada büyüme. Sanki kitleyi karşına alıp konuşacaksın. Kendi kararlarınla ilgili, kendi plan ve projelerinle ilgili bu ayın altısını gösteriyor. Ve zahmetinin gerçekten çok ciddi çaba sarf etmişin ve bu çabanın karşılığını alma dönemi. Büyüme, genişleme, bu sosyal medya olabilir veya bir kitlenin karşısında olma. Herhangi bir işte çalışıyorsan, ticaretle falan uğraşıyorsan, yeni başlangıçlar, yeni kitleden bahsediyor çünkü. Büyüme nedir? Yani biri var 5 kişiyle çalışırsın, biri var ki belli bir süre sonra büyürsün 12 kişiyle veya 24 kişiyle çalışırsın. Ben bundan bahsediyorum. Bu dönemde budur. Eskiden kalma ilişkileriniz ve eskiden kalma duygusal pardon duygusal bağınız olan kişilerden size geri dönüşler olabilir ve duygusal aşktan bahsediyor. Bir evli olduğun kişi olabilir, sevgili olduğun kişi olabilir. Geçmişten kalma unutamadığın bazı şeylerin kaygısı içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama ona çok özverili davrandığı, ona karşı hiçbir şekilde karşı koyamadığın kişiden haberleşme ve geri dönme. Bak özellikle diyorum su grupları, yengeç balık akrepten. Kova bu senin kartındır, yıldız kartı. Sevgili kova ve yükselen kova. Bak nasıl güzel bir kart çıkardı. Rafael'in kartını çıkardı. Sana ışık olacak. Senin kalbinden geçen neyse karşına çıkacağını, yani ilahi adaletin yerini bulacağını ve düşünceni, o saf temiz düşünceni, yardımseverliğini, bonkörlüğünün karşılığını alacağını dönemdir diyor sevgili kova. Bak yine tekrar ediyorum. Bu dönem çok iyi fırsatlar çıkabilir karşınıza. 1-15 Haziran kesinlikle çok dikkatli olmanız lazım ve bunu özellikle işten bahsediyor. Bak ticaret olabilir, yükselişler olabilir, yeni teklifler olabilir, ülkeler arası, şehirler arası bağlar ve ne diyorlar ona? Unuttum bak ismini. Yeni projeler ve planlar, yeni imzalar, yeni anlaşmalar yapabilirsin. Bundan bahsediyor. Son çıkan kart yangın gözlüğü gösteriyor. Yana yana beklediğin bir haber var diyor. Sana karşı haksızlık yapan, haksız bir davranışlarda bulunan, bu işte olabilir, aşk da olabilir, fark etmez. Haksız davranışta bulunan ve senin içini yangın yeri olarak bırakıp giden kişiden haber geleceğini gösterir. Bak yine burada aynı rakamı çıkartıyor. 8 vakit. Burada da 8 vakiti gösteriyor. Gözcü onu takip ettiğin, enerji olarak üzerinde bir takip var. Yani enerji olarak koptuğunuzu göstermeyen birisiyle aranızdaki bir bağ ve ondan gelecek olan bir haberden bahsediyor kart. 11. kartımız bunu gösterdi. Şimdi kahvemize bakalım canlarım. Mis gibi çıkmış valla. Bakın tekrar ediyorum. Gördüğümüz kartlardan bir tane negatif bir enerji görmedim. Rabbim tüm negatifleri üzerimizden atmamıza yardımcı olsun. Bir, inşallah ki Rabbim yardım eder. Kahvenin içerisinde de aynı şey. Tüm ağırlığı kahvenin tabağına bırakmış. Güzel bir enerji geliyor size. Açık, yıldızınızın parlayacağı bir dönem. Ama bir konu var burada. Sağlık sorunlarınız olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ayın 3'ü ile 7'si arasındaki süre içerisinde sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kartların burada ağırlıklı bana gösterdiği yengeç, akrep, balık da olabilir. Su, yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akreplerle kesinlikle ve kesinlikle aranızda olan tartışmalar, kavgaların son bulacağını, netleşeceğinizi gösteriyor. Bebek bekleyen kova ve yükselen kovalar, bir tane kız bebiş var burada mis gibi. Onun dışında ne var bakalım, kahvenin içerisinde ne var? Burada bir kargaşa var. Size haksızlık yapılmış. Yani çalıştığınız yerde uğraşan kişiler var. Üzerinize negatif enerji olduğunu gösteriyor. Nazar. Sizin kıskanan insanlar, sizi imrenen insanların olduğunu gösteriyor. Ama hiçbir şey yapamayacaklar size, merak etmeyin. Sizin o güzel duygunuz, güzel enerjiniz, insanlara karşı saf temiz olmanız ve veren eli nedir biliyor musunuz? Bereketlidir. Böyle cimri insanlar var. Hiç sevmiyorum cimriliği. Hiç cimrilik yapamam ben. Böyle insanlar var. Korumaya alıyor işte haset saçan insanlar. Kovaları genellikle %70 söylüyorum öyle değil. Kova bonkördür. Yedirmeyi çok severler. Eli açık burçlardır.
bereketli burçlardır, yardımseverdir. Diyor ki, yaptığın iyiliklerin dönüp karşına ve yoluna ışık saçacağı bir enerjiden bahsediyor. İsminde J harfi, C harfi, A harfi, bayağı bir harfler çıkarmış burada. N, M harfi olan kova ve yükselen kovalar. Büyük fırsatlar, yenilikler sizi bekliyor. Yenilikler. Şimdi bu tarafta ne var? Sanki bir bekleyiş içerisinde bir evrak bekliyorsun, bir ne bileyim bir mahkeme olabilir, devlet kapısından bir vize olabilir, bir terfi olabilir, evrak bekliyorsun. Bu evrağın geleceği süre aynı 12'sini gösteriyor. 12'sine kadar olan sürede bunu alacaksın ve çok güzel bir mutluluk yaşayacağını gösteriyor. Her günü fırsat olarak değerlendireceğin bir zamandır sevgili kova. Bir tane problem görmüyorum. Sadece sağlığımıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sağlık ufak tefek sorunu yaşayabilirsiniz. Rabbim sağlık versin hepimize. Sevinç gözyaşlar. Volkanı görüyor musun? Tertemiz bir volkan patlaması. Yani güzel bir haberin patlamasını gösteriyor. Bu senin hayatını değişebilecek bir haber alacağını gösteriyor. Güneş gibi bir volkan patlamasıdır bu. Kötü bir şey yok içinde. Güzel bir şey. Güzel enerji. Bak burada ne var? Burada bir şey var. Onu gördüm de ayın üçünü gösteriyor. Net gül. Bak net gül. İsim olarak çıkarmış. Bir de bir kalp çıkmış burada. Gül isminde gül olan. Soy isminde gül. Kova ve yükselen kovalar. Çok mükemmel bir olağanüstü bir bekleyiş içerisinde beklenti var diyor. Beklenti. Yani sen beklesen de beklemesen de bu güzelliğin, bu şansın, bu fırsatın seni yakalayacağı bir dönemden bahsediyor. Aynı 3'ü 13'ü de olabilir. Ama tek şekilde götürürsek tek tek. İsminde G harfi, Ü harfi ve L harfi. Gül ve güç. Bak gül ve güç. Bunu gösteriyor. İsminde, soy isminde bu harfler olan kişiler üçlü ve 13'lü vakitler. Şimdi 1-15 arasında iki tane üç var. Aynı üçü ve 13'ü. Çok mükemmel bir yol alacağınızı, bir haber alıp bir yola çıkacağınızı gösteriyor. Bu yolla ilgili de bir hayatınız değişebilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Valla dörtte dörtlük bir kahve bakımı gerçekten. Dualarının kabul olacağını gösteriyor. Aranızda aşk hayatınızı, bu özel hayata bağlandı. Burada gelinlikte gözüküyorsunuz. Dualarınızın kabul olacağını, özellikle isminde A harfi ve soy isminde büyük A, isminin büyük baş harfi A ve büyük A. Soy isminin baş harfinde A olan kova ve yükselen kovalar. Burcu yay olan, yükselen burcu yayda olabilir. Kişiden alacağınız bir teklif ve bir evlilik teklifinden bahsediyor burada kahve. Evet arkadaşlar, videomu fazla da uzun tutmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.